وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا
Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah ediniz. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimizi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. Ve o vakit İbrahim, "Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır," dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, "Onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürer. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir." İbrahim ve İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı: "Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman kıl. Soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey bizim Hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin." Aç üzere birden
sadasın katredir, birden taşar umman olur. Birden dilinden dürgüler, destlilere derman olur. Birden çıkar arş üzere, sadasın katredir, birden taşar umman olur. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. Ekranları başında programımızı takip eden tüm izleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan İftar Saati programıyla bu akşam da huzurlarınızdayız. Bu akşam programımızda tevekkül ve teslimiyet konusunu inşallah ele alacağız. Program konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcımız Sayın Harun Yılmaz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz elhamdülillah, inşallah. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Bizler de iyiyiz hocam. Değerli hocam son 10 güne girdik. Ramazan-ı evet, Şerif'in. Cenab-ı Hak hayırla, sağlık, afiyetle inşallah makbul ibadetlerle Ramazan bayramına ulaşmayı nasip eylesin. Amin, amin. Değerli hocam bugün vaktimiz el verdiğince İslam'da tevekkül ve teslimiyet anlayışını konuşacağız. Malumunuz yaratılmış mahlukat içerisinde eşrefi mahlukat olarak tabir edilen insanoğlunun diğer yaratılmışlara göre sorumluluğu bir hayli fazla. Dağların taşların yüklenmekten çekinmiş olduğu büyük bir emaneti yüklenmiş ona talip insan. Olmuş. Dolayısıyla hem dünyasını mamur edecek hem de ukbasını mamur edecek şeyleri bu dünyada yapmakla mükellef tutulmuş. Evet insan her zaman yükü ağırlaştıkça yükünü paylaşacak, kendisine yardım edecek, işine emanet edeceği bir melce arar. Dolayısıyla insan da her zaman yardıma muhtaç, Allah'ın rahmetine muhtaç, tevekkül edeceği, teslim olabileceği bir kapı arıyor. Öncelikle isterseniz tevekkül nedir? Kavram itibariyle tevekkül İslam'da, tevekkül dediğimizde ne anlamamız lazım? Bununla başlayalım. Evet teşekkür ediyorum Ahmet hocam. Tabii sözlerimizin başında Rabbimize hamdü senalar ederek Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyleyerek başlıyorum. Ekranları başlarında bizleri izleyen tüm değerli kardeşlerimizin oruçlarının makbul olmasını Rabbimden niyaz eyliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz üzere Ramazan'ın artık son 10 gününe girdik. Evet. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azade olan Ramazan ayının artık sonlarına doğru yaklaştığımızın da işareti olmuş oluyor son 10 güne girmemiz. Evet. Rabbim inşallah kalan günlerimizi de sağlıklı, sıhhati, oruç ibadetimizin o mana ve mefhumunu yaşayarak, idrak ederek tamamlayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Tabii ki tevekkül ve teslimiyet konusu hakikaten de önemli bir konu. Şimdi tevekkül kelime kökü itibariyle vekil kökünden gelir. Aslında günlük hayatımızda biz vekilin ne manaya geldiğini az çok biliriz. Vekil, tevkil ve tevekkül. Üç kelimeyi birlikte ifade edersek vekilden tevekküle gelmiş olacağız. Vekil bir kimseyi kendi adına bir takım işlerinde, tasarruflarında yetkilendirilmesine deriz. Evet. Mesela ben falancayı vekil kıldım. Ben falancayı vekil olarak tescil ettirdim denildiğinde o kimse onun adına onun işlerini görür. Tevkil de
o kimseye vekaletin vermek işlemine tevkil denir. Hı hı. Tevkil denir. Peki tevekkül kelimesi, tevekkül kelimesi de bir kimsenin birileri aracılığıyla birilerini vekil kılması değil de doğrudan doğruya vekil edinmesi manasında, yani kendi kendine vekil edinmesi manasında kullanılır. Dolayısıyla bu manada tevekkül tabii ki dayanmak, itimat etmek, teslim olmak manaları kelime anlamı itibariyle, fakat dini terim olarak kulun Rabbine, onu yaratan, yaşatan, her türlü nimetleri ona ikram eden Rabbine dayanması, ona güvenmesi, ona teslim olması anlamında gelir. Evet. Biraz daha terimi açacak olursak, biraz daha ıstılah manasında terimi ifade edecek olursak, tevekkül şöyle de ifade edilir. Kulun elinden gelen çaba ve gayreti gösterdikten sonra, yani evet, yapılması gereken işlerde, yapılması gereken hususlarda, elinden gelen çabayı, gayreti gösterdikten sonra neticeyi ve sonucu Allah'tan bekleme, Allah'tan bekleme manasını ifade eder. Biz buna ne diyoruz? Tevekkül diyoruz. Hani çok yaygın, meşhur bir örneğiyle adeta işte bir çiftçimizin tarlasını ekmesi, onu sulaması, gübresini atması, gerekiyorsa ilacını vermesi, neyse gerekli olan bütün şeyleri yaptıktan sonra o tarladan mahsul alma noktasında artık ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, bundan sonrası sana aittir demek. Evet. Yani elinden gelen bütün çaba ve gayreti yapması o mahsulü %100 alacağı anlamına gelmediği gibi, elinden gelen çaba ve gayreti göstermeyip sadece Rabbim bana ver demesi o manada bir tembelliği doğuracak, tevekküle girmesi de doğru değil. Evet. İki yönü itibariyle. Çünkü asıl olan, esas olan tevekkülde kişinin bir defa iradesiyle çaba ve gayretini azami derecede ortaya koymasıdır. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. İnsan için çabasının karşılığı vardır. Evet. İnsan için çaba ve gayretinin karşılığı vardır ve onun karşılığını görecektir. İnsan çaba ve gayretinin karşılığını ne yapacaktır? Görecektir. Dolayısıyla insana düşen çaba, gayret, elinden geleni yapmak ama elinden gelmeyen hususunda da Rabbine ne yapmaktır? Dayanmaktır, itimat etmektir, tevekkül göstermektir. Yani dini tabirde bunu bu şekilde kullanabiliriz. Kur'an-ı Kerim evet bize elimizden gelen çaba ve gayreti, yani elimizden gelen bütün çaba ve gayreti yapmamız gerektiğini ifade buyurur. Fakat buna rağmen mutlaka sonucu elde edeceğim gibi bir insanın bir iddiası olamaz. Adeta Kur'an bize bunun mesela bahçe ashabının örneğini verir. Bahçe, yani bahçelerini güzel bir şekilde işte yetiştirmişler, onu büyütmüşler, ondan sonra güzel hale getirmişler. Fakat biz diyor mutlaka diyor bu bahçeyi devşireceğiz. Mutlaka bu bahçenin böyle meyvesini, sebzesini alacağız. Ve aldığımız gibi bugün yanımıza miskinlerden de kimse girmesin, dahil olmasın. Yani onları da bahçemize dahil etmeyeceğiz. Ve bu amaç ve gaye ile yani kendilerince her türlü şey yapmışlar. Evet. Ve mutlaka o bahçeden meyve ve sebzeyi devşirmeleri, evet, onlar da kesin zahiri sebep görünüyor. Fakat Rabbimiz müsaade etmiyor. Bir kasırgayla onların o bahçesi kapkara kurumuş bir çerçöpe dönüşüyor. Evet. Ve hatta onlar geldiğinde herhalde biz yanlış geldik diyorlar. Biz kendi bahçemize değil de bir yani sararmış, hasat edilmiş, biçilmiş bir bahçeye geldik zannediyorlar. İçlerinden biri diyor ki hayır diyor. Biz kendi bahçemize geldik fakat biz aldandık diyor. Yani biz Rabbimize bu konuda tevekkül etmedik. Evet. Evet, çaba gayret gösterdik ama bu sefer çaba gayretimize çok güvendik, aşırı güvendik. Bu sefer Rabbimiz bizi bundan mahrum eyledi. Demek ki çaba gayreti ortaya koymak ve neticeyi Allah'tan beklemek. Yani Rabbimiz elbette onu lütfetmese hiçbir güç onu verecek yoktur. Hocam gayet güzel izah ettiniz. Buradan belki anladığımız ilahi bir sistem var. Rabbimiz ezeli ilmiyle takdir etmiş, dünyayı yaratmış, içindeki mahlukatı yaratmış ve bir kanun koymuş.
bu kanuna göre işte semada güneş, ay veya diğer ecram biz buna sünnetullah diyoruz. Adetullah diyoruz. İnsanların da yaşantıları için lazım olan işleri yapabilmeleri için de belli sebeplere bağlı kılmış bağlı değil kılmış, mi? Şimdi ki bu sebepleri atlayarak direkt neticeyi Allah'tan beklemek üzerimize düşen vazifeyi tam yapmamak gibi bir şey. Aynen öyle. Şöyle güzel bir söz vardır. Hakikaten çok hoşuma gidiyor. Denir ki tertibi mukaddematta tefviz tembelliktir. Ne demek? Yani başlangıçta kulun üzerine düşen vazifeleri yapmadan Allah'tan beklemesi tembelliktir. Evet. Bu kesinlikle tevekkül değildir. Allah kulunun davranışını görmek Allah istiyor. Allah kulunun davranışını görmek istiyor. Evet. Cümlenin devamı da der ki tereddübü neticede tefviz tevekküldür der. Yani sonuca ait kısımda Allah'a havale etmek, sonucunu, işlerin sonucunu Allah'a havale etmek hakiki bu ise tevekküldür hakiki artık tevekküldür. Aradaki evet fark aynen budur. Belki yeri gelmişken unutmamak için burada söyleyelim. Hı hı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Yemenlerden bir grubun böyle tembel tembel miskin miskin dolaştıklarını, çalışıp çaba gayret göstermediklerini görünce siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar diyorlar ki biz ehli mütevekkiliz. Nahnu mütevekkilun diyor. Bizler tevekkül ehliyiz diyor. Hazreti Ömer sizin bu davranışınız tevekkül değil ki diyor. Tembelliktir diyor. Siz olsanız diyor müteekkilun olursunuz. Yani siz oturduğunuz yerde yemeği bekleyenler yiyiciler, olursunuz diyor. Evet. Yiyiciler olursunuz. Sizin bu yapmış olduğunuz davranış tevekküle uygun bir davranış değil. Bilakis tembelliktir, miskinliktir, atalettir diyor. Evet değerli hocam, gayet güzel oldu bu misalde. Şimdi hocam tabii tevekkülün bir lugavi manası var. Bir de ıstılahta geçen manası. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde tevekkül konusu nasıl işlenmiş, nasıl ele alınmış? Biraz böyle açarak gidelim inşallah. Evet tabii Kur'an-ı Kerim hakikaten de tevekkül konusunda bizlere pek çok ayetlerde tevekkülün esasını, hakikatini, Allah'a dayanmayı, Allah'a güvenmeyi, müminlerin Allah'a dayanması, güvenmesi gerektiğini ifade eder. Bir defa tevekkül Allah'adır ve işlerimize zaten kefil olan da Allah'tır. Ve kefa billahi vekila deriz değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Vekil olarak yani işimizi kendisine havale edeceğimiz, kendisine güveneceğimiz, kendisine itimat edeceğimiz vekil olarak Allah yeter. Allah yeter. Ve kefa billahi vekila. Birkaç ayette de bu şekilde bir ifadeyle evet geçer. Bir defa demek ki vekil olarak Allah yeter. Müminler Allah'a tevekkül etmeli. Müminler Allah'a tevekkül etmeli. Evet. Fel yetevekkelil mütevekkilun. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Evet. Onlar ki Rablerine inanırlar ve ala rabbihim yetevekkelun ve Rablerine tevekkül ederler buyurur. Tevekkül ederler buyurur. Peki Allah'a tevekkül edeni gerçek manada biraz önce dediğimiz şekliyle gerçek manada Allah'a tevekkül eden kimseyi Rabbimiz Allahu Teala yüzüstü bırakır mı? Ona karşı kayıtsız kalır mı? Kalmaz. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Evet. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Hatta bir ayette bir soru cümlesiyle bize der ki eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yeterli değil midir? Kafi değil midir? Allah kuluna yeterli değil midir, kafi değil midir? Demek ki mümin olan bir kimse bir defa tevekkül ehli olmalıdır. Evet. Çünkü iman tevekkülü gerektirir. İman başta tevhidi gerektirir. Tevhidi. İnandığımız, güvendiğimiz Allah'ı birlemeye. Bir Allah. Evet. Çünkü ondan başka hiçbir güç, kuvvet, la havle ve la kuvvete illa billah. Ondan başka değil mi? Hiçbir güç, kuvvet yoktur. Dolayısıyla İman bir defa iman ettiğimiz kişinin tekliğini gerektirir. Yani evet tevhidi gerektirir. Evet. Tevhid o bir olarak iman ettiğimiz kimseye teslimi gerektirir. Niye? Evet. Çünkü ondan başka güç, kudret tanımıyorsunuz. Ondan başka rızık veren, ondan başka yaratan, yaşatan, her türlü ihtiyacımızı gideren başka bir kimsenin olmadığını kabul ediyor ve bu noktada teslim oluyorsunuz. Evet. Teslimiyet size otomatikmen tevekkülü doğuruyor. Yani o teslim olduğunuz Allah'a öyle tevekkül edeceksiniz. Evet. Ona dayanacaksınız. Ona itimat edeceksiniz. Şimdi insan güvenmediği, itimat etmediği bir insana teslim olur mu? Olmaz. Demek ki teslim olduğu zaman otomatikman ona siz
dayanıyorsunuz, ona güveniyorsunuz demek. Peki bunun neticesi neyi getirecektir insana? Dünya ve ahiret saadetini getirecektir. Biz buna saadet-i dareyn diyoruz. Yahut da iki cihan saadetini diyoruz. Demek ki iki cihan saadeti bu sıralamaya bağlı. Kur'an-ı Kerim bize müminlerin bu tevekkül özelliğini, tevekkül anlayışını tabi ortaya koyar. Tabi biraz önce ifade ettik, nasıl bir tevekkül? Peygamberimiz çok somut, çok açık, çok net bir şekilde öyle bir örnek verir ki لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلُ şayet sizler Allah'a gerçekten hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, tevekkül etmiş olsaydınız لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ kuşların rızıklandığı gibi siz de rızıklandırılırdınız. Evet. تَغْدُوا خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِتَانًا onlar sabah aç olarak, bakın karınları aç vaziyette sabah erkenden çıkarlar. Hı hı. Akşam döndüklerinde karınları doymuş bir şekilde dönerler. Şimdi burada bakın tevekkül etmekteki esası veriyor. Şimdi kuşlar sabah erkenden, siz sabah böyle güneş doğduğu sırada ve daha ileriki zamanlarda kuşların uyuduğunu duymazsınız. Sabah erkenden cıvıltıları vardır. Yani güneş ağarmadan başlarlar cıvıltı sesleriyle. Sabah erkenden uyanırlar ve rızıklarının peşine koşarlar. Ve tekrar yuvalarına doymuş olarak dönerler. Yani sizler gerçek tevekkül ehli olmanız için bir defa çaba, gayret ve elinizden gelenleri yapmanız lazım. Kesinlikle. Eğer bunları yapmazsanız gerçek tevekkülü gerçekleştiremezsiniz. Öbür türlü tembelliğe düşmüş olursunuz. Ya bak kuş olduğu halde yani Allah varlıklar içerisinde sebeplere müracaat edebilecek, sebeplere başvurabilecek en kabiliyetli insanı yaratmıştır. Evet. Ya bazı varlıklar var, rızkına gitme şansı yok. Rızkı ona gelecek. Mesela ağaçlar gibi. Evet. Öyle ya, onların rızkı ayağına gelecek. Rabbim onlara yağmurunu, bereketini gönderecek. Bazı varlıklar var, hayvanlar, dilleri yok ki istesinler. Her zaman bulma şansları, fırsatları da rızıkları yok ama onlar da rızkına ulaşıyor. Ama insan ise sebeplere müracaat noktasında en iradeli, en güçlü, en kuvvetli bir varlık. Böyle olduğu halde tembelleşirse, miskinleşirse, gevşekleşirse bu insana yakışmaz. Tabii. İnsanın üzerine düşen rızkının peşinden ona talip olması, çaba ve ne yapması, gayret göstermesi. Peygamberimiz yine çok güzel bir örnek verir. Bedevinin birisi gelir. Evet. Devesiyle beraber gelmiştir. Peygamberimizin yanına der ki, ya Resulallah, şu devemi bağlayayım da mı tevekkül edeyim? Yoksa bağlamadan başıboş bırakayım Allah'a tevekkül edeyim. Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et der, değil mi? Hepimizin böyle bildiği, duyduğu zaman zaman duyduğu bir örnek. Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Demek ki deveyi bağlamadan tevekkül ediyorum demek, bu tevekkül değildir. Evet. Bu adeta Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle tahrifattır. Yani tembelliği tevekkül adında dine sokuşturmaktır. Evet. Halbuki tevekkülü şer'i, dinin bize öğrettiği tevekkül çok farklı bir tevekküldür. Belki ilerleyen zamanlarımızda, vakitimizde onu da örnek vereceğiz. Yani artık öyle bir an gelir ki bütün sebepler bitmiştir. Orada yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Evet. Orada tamamen Rabbinize itimat edersiniz. Evet. İnşallah onun örneklerini vereceğiz Ahmet Hocam. Hakikaten gayet güzel müşahhası örneklerle açıkladınız kıymetli hocam. Şimdi Kur'an ve sünnette belki haddi hesaba gelmeyen bunun örnekleri var. Allah kulun rızkını, hani rızık açısından ele alırsak çabasına bağlı kılmıştır diyoruz. Ve diğer şeylerde de bu geçerli. İnsan bir gayret gösterecek, bir çaba sarf edecek ki Allah kulunun konuya bakışını, konuyla alakalı davranışını, çabasını görecek. Ona göre de kulu hakkında takdir buyuracak. Takdir yani buyuracak. Eline geçen de ancak kulun in ecriye illa alallah. Kendi çabası neyse çabasının karşılığını görecektir buyuruluyor. Değerli hocam, şimdi tedbir ve tevekkül bağlamında peygamberlerin ve peygamberimizin hayatından örnekler dersek birinci bölüm bitmeden inşallah biraz da ona değinelim. Konuya isterseniz geçmeden şöyle bir örnek de verirsek hani tembellik, miskinlik, atalet konusunda inşallah ondan sonra o konuya geçelim. Tamam. Hani farklı versiyonlarla anlatılır.
bu ayet çerçevesinde ayet söylediniz ya. Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizquha. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Şimdi bu ayet yeryüzündeki bütün canlıların rızkının Allah'a ait olduğunu ifade buyuruyor. Şimdi buradan hareketle işte bir medrese talebesi der ki bu ayeti okuyunca ben oturduğum yerde rızkımın bana gelmesini bekleyeceğim. Çünkü Allah rızkı garanti ediyor. Evet. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah'a ait olmasın. Tabii yemek dağıtılırken bu işte sıraya girmiyor falan. Arkadaşları sıraya giriyorlar, yemekhaneye gidiyorlar. Bir şekilde aşçının dağıttığı yemeklerden alıyorlar. Sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Hı hı. Sonra tabii öğle vakti yine aşçı sesleniyor. İşte öğrenciler geliyorlar yemekhaneye. Evet. Tekrar böyle herkes yemeğini alıyor. Aşçı sesleniyor, yemek almayan var mı? Şimdi sabah da seslenmiş ama sabah cevap vermemiş. Şimdi öğlen seslendiğinde baktık artık kendisini görecek yok. Kendisine doğrudan doğruya bir rızık da gelmiyor. Yani evet. Bir böyle bir sebep de oluşmuyor. Bu sefer şöyle öksürmeye başlıyor. Şeklinde bir öksürük, göstermelik bir öksürükle. Orada biri olduğu anlaşılıyor. Tekrar o da çağrılıyor ve o şekilde kendisine yemek ikramında bulunmuş oluyor. Evet. Bu sefer o talebe, o öğrenci diyor ki, evet diyor Allah herkesin rızkını mutlaka veriyormuş. Ama diyor birazcık da diyor öksürmek gerekiyormuş orada diyor. Yani az çok bir kendini hissettirmek, bir çaba ve gayreti, evet. Ufak bir çaba da olsa orada göstermesi gerekiyor. Onu da göstermek gerekiyormuş diyor. Bazen olur bu çaba çok küçük olur, bazen olur bu çaba çok büyük de olabilir. O çabanın ve gayretin yani ölçüsü, sınırı artık kişinin içinde bulunduğu duruma, ortama göre evet. Ne olacaktır? Değişecektir. Aslında hocam biz dini algılamada, dini yaşantımızı idame ettirme noktasında ifrat ve tefrit noktalarını iyi bilirsek haddi vasatı buluyoruz. Haddi vasat yani olması gerektiği durum, hal, sünnet-i seniyye aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimizin hayata dair, dini yaşantısına dair uygulamaları neyse, insan bunu öğrenmeye çalışsa, hayatında tatbik etmeye gayret gösterse zaten hayatı otomatikman şey oluyor, bir düzene girmiş oluyor ve her şey olması gerektiği ölçüde oluyor. İşte bazı hareketini bırakıyor. Nasıl olsa rızkı Allah kefildir. Allah beni yarattı, rızkımı da takdir etmiştir. O rızık benim ayağıma gelecektir anlayışıyla çalışmayı terk ediyor. Başkalarının getirdiği veya başkalarının eline bakmaya muhtaç bir durumda yaşıyor. O da sefalet içerisinde bir hayat oluyor. Bazı da var, tamamen çok hırsla çalışıyor, ediyor. Başarıyı kendinden zannediyor bu sefer. Biraz önce buyurduğunuz bütün zahiri şartlar yerine gelse bile neticeyi verecek olan Allah'tır. Bunu iyi idrak edebildikten sonra iş biraz daha kolaylaşır. Hocam ikinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızda olacağız. Subhanallah, Sultanallah.
siz günah cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah cürmüm ile geldim sana. Adın senin Gaffar iken ayıp örtücü Settar iken kime giden sen var iken cürmüm ile geldim sana. Kime giden sen var iken cürmüm ile geldim sana. Sübhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah cürmüm ile geldim sana. İftar Saati programımızın ikinci bölümünden tekrar hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. Bu akşam programımızda İslam'da tevekkül ve teslim konusunu ele alıyoruz. Program konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcımız Sayın Harun Yılmaz Hocamız. Evet değerli hocam, birinci bölümde tevekkül ve teslimiyet konusunun ıstılahi manasını aldık. Kelime anlamıyla ne ifade ediyor? Aynı zamanda bizim kaynaklarımızda Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyyede Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında nasıl anlaşılmış bu teslim ve tevekkül konusu, nasıl izah edilmiş, ona değindiniz. Derseniz bu bölümde de tedbir ve tevekkül bağlamında peygamberlerin ve peygamberimizin hayatında somut müşahhası örnek olması açısından onların hayatlarında nasıl yer almış? Evet. Bununla başlayalım. İnşallah. Tabii tedbir ve tevekkül birlikte yürüyor. Bunu birlikte değerlendirmediğimiz zaman zaten biz onu gerçek manada kavrayamayız, anlayamayız. Yanlış anlarız. Tabii geçmiş peygamberler hayatından birkaç örnek vererek peygamberimizin hayatında tevekkül, tedbirle birlikte tevekkül örneklerini inşallah vermeye çalışalım. Mesela İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Kur'an bize kavmiyle büyük mücadele ettiğini, ki ulul azm peygamberlerdendir. Yani evet, büyük mücadele veren peygamberlerdendir. Kavmiyle ve Nemrut'la büyük bir mücadele göstermiştir. Elinden gelen her türlü çabayı, gayreti, azmi, iradeyi göstererek adeta tevhidi, vahyi toplumuna, insanlara ne yapmıştır? Anlatmaya çalışmıştır. Fakat nihayetinde yani hani kendince her türlü tedbire yola başvurmuştur. Ve nihayetinde daveti bazen karşılık bulmuyor değil mi? Özellikle Nemrut cenahında Hazreti İbrahim peygamberin daveti karşılık bulmuyor. Evet. Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateş atmak istiyor. Değil mi? Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateş atmak istiyor. Tabii artık o aşamada İbrahim Aleyhisselam tamamen Rabbine bir tevekkül ve teslimiyet içerisinde. Oraya atılırken İbrahim Aleyhisselam'dan işitilen son cümle
Hasbunallahu ve nimel vekildir. Yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in bu tevekkülünü şöyle ifade eder. Ve İbrahimellezî veffâ. Necm suresinde o vefalı İbrahim, yani sözüne vefalı olan, hatta işte Cebrail gelip kendisinden herhangi bir isteğinin, arzusunun olup olmadığını sorunca Hazreti İbrahim böyle dedi denir rivayetlere, tefsirlerde. Evet. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bana kafi, bize kafidir. O ne güzel vekildir. Ve onun üzerine işte malum kul ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Rabbimiz ateşe, ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Yani o İbrahim'in, o İbrahim peygamberimizin Rabbine olan o teslimiyeti, o itimadını Rabbimiz boşa çıkartmamıştır. Çünkü orada yapacak artık başka hiçbir şey yok. Yani evet. İbrahim aleyhisselam elinden gelen çabayı, gayreti, tedbiri gösterdi. Kavmiyle mücadele etti. Fakat iş öyle bir aşamaya geldi ki daha hiçbir sebep kalmadı. Yani Rabbinin onu o ateşten kurtarmasından başka hiçbir şey kalmadı ve Rabbi ne yaptı? Rabbimiz onu o ateşten kurtardı. Kur'an bize İbrahim aleyhisselamın tevekkülüyle beraber teslimiyetinden de bahseder. Teslimiyetinden de bahseder. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi İbrahim'e demişti ki teslim ol. O da alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum ifadesini kullanır. Evet. Hatta oğluyla birlikte, oğlu İsmail'in teslimiyetini her zaman örnek veririz ya. فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ İbrahim de aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselam da Rablerine teslim oldular. Yani Hazreti İbrahim denenmişti, imtihan edilmişti oğluyla. Adeta oğlunu rüyasında kurban ettiğini görüp onun üzerine bu işi gerçekleştirmek üzere Rabbinin hükmüne adeta teslim oldu. Evet. İsmail aleyhisselamla birlikte. Rabbimiz onu ifade buyuruyor. Demek ki oradaki İbrahim ve İsmail aleyhisselamın teslimiyeti. Kur'an bize bunu açık bir örnek veriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa aleyhisselamın, ki Kur'an'da kıssası en çok geçen, hayat safahatına en çok değinilen peygamberimiz, peygamber Hazreti Musa aleyhisselamdır. Evet. Hazreti Musa aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelesinde tabii ki tedbirini de görüyoruz, tevekkülünü de görüyoruz. Hı hı. Rabbimiz Musa aleyhisselam tabii Firavun'la mücadele ettikten sonra Mısır'dan tabii artık ayrılmak durumuna geliyor. Baktı ki artık orada tamamen zulüm, orada tamamen sıkıntı. O İsrailoğullarını oradan kurtarıp oradan ayrılmak istiyor. Değil, Mısır'dan ayrılmak istiyor. Rabbimizin emriyle Allahu Teala onlara şöyle buyuruyor. Şöyle buyuruyor. فَاَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Kullarımı gece vakti diyor götür. Sizler takip edileceksiniz. Bakın bir tedbir var orada. Yani isteseydi Rabbimiz onları gündüz vakti de yola çıkarın. Çıkarmayı arzu ederdi. Ama kullarımı gece vakti götür. Siz evet. takip edileceksiniz diyor. Ve Hazreti Musa peygamberimiz gece vakti kullarını çıkarıyor. Evet. Ve sabahleyin tabii ki Firavun ve ordusu onların peşine düşüyorlar. Ve nihayetinde artık Kızıldeniz'in kenarına gelinmiş. Yani orada artık Hazreti Musa ve onun ashabının yapacağı bir şey görünmüyor. Hatta فَاَتْبَاعُهُمْ مُشْرِقِينَ diyor ayette. Yani onlar sabah vaktinde onların peşine takıldılar. Tabi oldu. Onlara peşine takıldılar. Yani onları takip ettiler. Ta ki Kızıldeniz'in kenarına geldiler. Her iki tarafta birbirini gördüğünde فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Hazreti Musa aleyhisselamın etrafındakiler dediler ki şimdi yakalandık. Şimdi işimiz bitti dediler adeta. Hazreti Musa aleyhisselam ne dedi? قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْد۪ينَ Hayır asla. Rabbim bizimle beraberdir ve bize bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Ve nihayetinde Allah-u Teala o tedbirini almış olan, her türlü mücadelesini verip her türlü tedbirini almış olan ve nihayetinde Allah'a, Rabbine tevekkül etmiş olan Musa aleyhisselama فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ Asanla denize vur dedik diyor. Evet. Ve Musa aleyhisselam malum asasıyla denize vurduğunda deniz açılıyor, yarılıyor. Şimdi orada artık Rabbinin açık bir kurtarmasından başka bir sebep kaldı mı? Hayır.
İşte orada büyük bir iman, büyük bir tevekkül örneği göstermek gerekiyor. Aslında imanın tam kemal mertebesi. İmanın biraz tam önce kemal mertebesi. Hocam, iman ve tevhid, tevhid teslimiyeti, teslimde tevekkülü gerektiriyor. Sonunda da zaten saadeti daireyn, hem iki cihanda da netice veriyor. Neticesini veriyor. Musa Aleyhisselam kıssasından aslında bütün okumuş olduğunuz ayetlerde pasas paşas iman, tevhid konusu işleniyor ve dolayısıyla Rabbine öyle bir teslimiyetle teslim olmuş ki neticede Rabbi de onu mahrum değil inayetinden, mi? Rahmetinden mahrum etmiyor. Etmiyor işte. Ve men yetevekkel alallah fehuve hasbuh çok açık bir şekilde burada bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Tabii gelelim örneklerden Peygamber Efendimizin hayatındaki o tedbirle beraber tevekkül örneğine. Tabii bunun örnekleri hakikaten de pek çoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa hayatında, savaşlarında olsun, hayatında olsun mutlaka tedbire riayet eder, tedbirini alır ve Rabbine o şekilde tevekkül ederdi. Tevekkülü o şekilde yapardı. Mesela bir Hendek Savaşı'nda değil mi? Hendek kazdırıyorlar. Yani kaç ay boyunca böyle kaç bin insan hendek kazıyorlar. Yani oturduğumuz yerde Rabbimize tevekkül ederim, Rabbimiz bizi kurtarır demiyorlar. Ya o şehrin etrafına bir hendek kazılıyor. Şehrin etrafına hendek kazılıyor. Kur'an-ı Kerim ve şavirhum fil emr fe izâ azemte fetevekkel alallah. Onlarla işleri istişare yaptır. Ve Peygamberimiz ashabıyla istişaresini yapar. Ne yapabiliriz? Nasıl tedbir alabiliriz? Ne gibi çarelere başvurabiliriz? Ama neticesinde bütün bunların akabinde fe izâ azemte fetevekkel alallah. Artık karar verdiğiniz zaman da karar verdiğinde de Allah'a tevekkül et. Evet. Bakın değil mi? Önce o gerekli şeyleri, tedbirleri al. Ama bir şeye azmettin mi, karar verdin mi artık Allah'a tevekkül et. O aşama artık Allah'a tevekkül aşaması. Aşamasıdır. O aşama Allah'a tevekkül aşamasıdır. Yani kul olarak üzerine düşeni yaptıktan sonra artık neticeyi Allah'tan beklemek hem imanın gereğidir hem de kul artık ben bana düşeni yaptım. Artık netice Allah'tandır. En güzeliyle inşallah mukabele evet. edecektir diye ümitle beklemektir. Tabii. Yine bir örnek verelim Ahmet Hocam. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti. Evet. Mekke'den Medine'ye malum Peygamberimizin hicreti gerçekleştiğinde Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile hicret yolculuğuna çıkıyor. Ve hicretinin başlangıç noktası ilk önce Sevir mağarasına geliyorlar. Evet. Sevir Dağı'ndaki o mağaraya geliyorlar. Şimdi normalde hicretin güzergahı Mekke'den Medine'ye. Normalde evet. Medine Mekke'ye göre kuzeyde. Evet. Kuzey tarafına gitmeleri lazım. Evet. Ama Sevir Dağı Sevir Dağı Mekke'nin 5 kilometre falan biraz güneyinde. Ters istikamet. Ters istikametinde. Yani Peygamberimiz orada müşriklere bir hedef şaşırtmak, kendince bir tedbirini almak içinde ne yapıyor? O gayretle, o düşünceyle Sevir Dağı'na geliyor, Sevir Mağarası'na geliyor. Yani direkt güzergaha çıkmıyor. Yani Medine tarafına direkt hareket etmiyor. Önce güney yönüne doğru bir gidiyor. O mağarada bak birkaç günde kalıyor. Yani ortalık biraz daha sakinlesin. İnsanlar artık oradan ümidi kessinler yahut da aradık artık. O bölgelerde yok desinler. Ve üç günden sonra oradan hareket ediyor. Evet. Yola çıkıyor. Şimdi orada Peygamberimiz bir ne yapıyor? Tedbirini gösteriyor. Orada tedbirini gösteriyor. Fakat tabii bütün bu tedbire rağmen bak onlar yine de o mağaranın önüne geliyorlar. Öyle mi? Evet. Yani mağaranın önüne geliyorlar. Hatta eğilip baksalar o mağara dediğimiz zaten birkaç kayanın birleşimi. İnsan eğilse baksa içeriği görecek. Hı-hı. Ayak ucuna kadar eğilse böyle. Seslerini duyuyorlar. Müşriklerin seslerini duyuyorlar. Evet. Hazreti Ebu Bekir endişeleniyor. Peygamberimiz la tahzen innallâhe me'anâ diyor. Korkma, hüzünlenme, endişelenme Allah bizimle beraberdir. Şimdi orada işte yine bir tevekkül, bir teslimiyetin en bariz şekli. Yani orada eğilip baksalar görecekler. Hani bazı rivayetlerimizde evet orada bir kuşun yuva yaptığı, bir örümceğin ağ ördüğü değil mi rivayetlerle birlikte. Ama bütün bunlara rağmen yani orada eğilip baksalar görecekler. İşte orada Allah adeta onları ne yapıyor? Onların o iman ve tevekkülünün tezahürünü orada göstermiş oluyor bizlere. Peygamberimiz savaşlarında
mesela tedbirini alırdı. Taktik uygulardı. Evet. Yani Allah bizimle beraberdir, melekler bizimle beraberdir deyip savaşmamazlık etmezdi. Evet. Savaşlarda zaman zaman zırhını giyerdi. Tedbirini alırdı. Bütün bunlara rağmen tevekkülün ederdi. Ve o durumda Allah zaten hani vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Tedbirini almış. Artık Allah'a tevekkül aşamasında o durumda daha bunun ötesi yok. Yani Peygamberimize bir takım hayatına suikastler planlandığında, yapıldığında Peygamberimize o hayatına suikastlerin de nasıl bertaraf edildiğini ve Rabbine o tevekkülünün nasıl ortaya çıktığını bizler ne yapıyoruz? Görüyoruz. Mesela bir seferde, Gatafan isimli bir sefer, Gatafan seferinde Peygamberimiz sefer dönüşü bir ağaç gölgeliğinde gölgeleniyor. Kılıcını da ağacın dalına asmış. Evet. Kılıcını ağacın dalına asmış. O esnada işte bir o kabilenin reisi geliyor. Peygamberimizin kılıcını dalda görüyor. Kılıcı çekiyor. Evet. Peygamberimiz elinde tabii kılıç yok. Oturduğu yerde diyor ki şu anda seni elimden kim kurtaracak? Peygamberimiz gayet tevekküllü, gayet teslimiyetli bir şekilde Rabbine gayet imanlı bir şekilde evet, Allah diyor. Teslim olmuş bir şekilde. Evet Allah diyor değil mi? Yani orada başka diyecek bir şey var mı? Yok. Yani orada tevekkülün zirvesi. Yani zahiri zirvesi. Sebep olarak zaten yapacak. Zahiri sebep yok. Olarak bir şey yok. Evet. Tabii ki o şahıs işte bir darbe, nereden geldiğini hissedemediği bir darbeyle yere yuvarlanıyor. Evet. Adeta gayipten bir darbeyle yere yuvarlanıyor. Hı hı. Bu sefer kılıcı Peygamberimiz eline alıyor. Peki şu anda diyor seni benim elimden kim kurtaracak? Evet. O daha Müslüman değil, tevekkül edeceği, teslim olacağı bir sözüm ona Rabbi yok. Evet. Allah diyemiyor. Öyle bir inanca sahip öyle değil. Bir inanca henüz sahip değil. Evet. Dolayısıyla tabii ki orada Peygamberimiz onu affediyor, bağışlıyor. Onu affediyor, bağışlıyor. Ve diyor ki ben hani şu anda çok sevgili bir insanın yanından geliyorum. Önce ona nefret ediyordum, çok büyük bir düşmanlık besliyordum. Fakat şu anda büyük bir dostluk besleyerek onun yanından ayrılıyorum diyor. Evet. Yani burada hem Peygamberimizin bir af ve bağışlamasının örneği var, hem bir tevekkül ve teslimiyetinin neyi var? Evet. Bariz bir örneği var. Evet. Yani Peygamberimizin hayatının pek çok aşamasında bu tevekkül ve teslimiyeti neticesinde Rabbimizin inayetini, lütfunu hakikaten de görüyoruz. Pek çok örneği var. Evet değerli hocam, hakikaten hayatımızın her alanında biraz önce de bahsettik. Kul bu bilince sahip olarak hareket ederse hem dünya hayatı hem ahiret hayatı anlamında gereğini yapmış oluyor. Ve netice itibariyle de karşılaşacağı en güzel sonuca ulaşmış oluyor. Evet hocam, iman dedik, tevhid dedik, teslimiyet dedik. Bu teslimiyet noktasında insanların göstermesi gereken davranış salih amel de oluyor değil mi hocam? Tabii ki, aynı zamanda. Tabii ki, salih amel. Yani salih amel noktasında insan ahireti istiyor, cenneti istiyor, cemalullahı istiyor. Hiçbir şey yapmadan sadece güzel işleri, yani güzel bir düşünceye sahip olmak da yetmiyor. Bir de bu olayın bu cihetleri var. Tabii şimdi ayeti kerime der ki İleyhi yes'adul kelibut tayyib vel amelu salih salihu yerfa'u bih. Güzel sözler Allah'a yükselir. Evet. Güzel sözler Allah'a yükselir. Fakat o güzel sözler yükseltecek olan da salih amellerdir. Evet. Yani bu bize şunu gösteriyor. Güzel sözlerimizi salih amellerle yükselteceğiz. Değerli ve kıymetli biçeceğiz. Yoksa evet. Öbür türlü sadece güzel sözle bırakırsak o iş yetmez. Yani onu salih amel yükseltecek. Yaptığımız davranışlar, yani o güzel sözler davranışımıza yansıyacak. Yani niyetimiz düzgün olacak. Niyetimiz düzgün olacak. Kelamımız düzgün olacak. Düzgün olacak. Ama amelimiz de bizden beklenilen ameli, davranışı da göstermemiz icap ediyor. Hem ibadetlerimiz anlamında hem de toplumsal yaşamdaki artık her birimizin görevi farklı, bulunmuş olduğumuz, almış olduğumuz sorumluluklar farklı. Gereği neyse onu bir hakkın yerine getirme gayretini Allah bizden istiyor. Tabii imandan sonra değil mi? Salih amel zikredilir Kur'an'da hep. Evet. Yani illellezine amenu ve amilu salihat der. Yani iman edip salih amel işleyenler hariç der. Veyahut da onlar iman edip salih amel işlerler der.
Hemen evet. imanın peşine salih amel katar. Dolayısıyla elbette onların hepsini besleyecek olan salih ameldir. Yani bir insanın tevekkülünü, teslimiyetini artıracak olan da elbette onun Rabbine karşı yapmış olduğu kulluk vazifesindeki o şuur ve bilinç. Yoksa bu kendi kendine oluşan bir tevekkül teslimiyet olmuyor, öyle değil mi? Evet, yani bu kendiliğinden gelişen bir davranış oluşmuyor. Evet. Onu besleyen bir takım etkenler var. Evet değerli hocam. Hocam son dakikalara giriyoruz. Dedik ya üzerimizdeki sorumluluklar, görevler hakikaten fazlasıyla. Yani kısacık bir dünya hayatında insan hem dünya hayatını kazanacak hem ahiret hayatını kazanacak. Allah'ın inayeti, Allah'ın lütfu, rahmeti olmazsa işimiz pek çok zor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu kulluk cihetinde işin zorluğunu bildiğinden dolayı biz ne kadar ne yapsak Rabbimizi razı edecek işlerde onun lütfu olmazsa muvaffak olamayız diye hep münacatları var. İsterseniz Peygamber Efendimizin bu tevekkülle, teslimiyet noktasında Allah'a münacatları nasıl olmuş? Biraz da ona değinerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela sizden biri yatağına vardığında, yatağına yattığında diyor. Evet. İşte şu duayı yapsın der. Allah'ım ben sana teslim oldum. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. İşimi sana havale ettim. Senin rahmet ve merhametine sığındım. Senin af ve mağfiretine sığındım. Bu şekilde Peygamberimiz duayı bize tavsiye eder. Evet. Yani Allah'a güvenmeyi, Allah'a teslim olmayı, Allah'a itimat etmeyi buyurur ve bize mutlaka her gün bu duayı yatarken yapmamızı söyler. Evet. Yani sırtımızı Rabbimize dayadığımızı ifade eden, ona teslim olduğumuzu, onun rahmetinden, mağfiretinden ümit içerisinde olduğumuzu, onun azabından, onun gazabından selamette olmayı arzu ettiğimizi ifade eden dua cümlelerini bize öğütler. Evet. Ve her gün, her akşam işte sizden biri yatağına vardığında, yatacağı zaman bu duayı söylesin buyurur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi evinden çıktığında, bakın evinden çıktığında la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse, değil mi? Yani güç ve kuvvet, aziz ve alim olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Allah'a aittir cümlesini söylediği zaman diyor, evet. Ona diyor kafi gelinir, o korunur ve o rızıklanır. Yani adeta bu cümle onu bir nevi manen koruyan bir kalkan durumuna dönüşüyor. Evet. Demek ki her sabah çıkarken çok mu zor, çok kolay. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet yoktur. Değil mi? Bu cümleleri söylemek Peygamberimiz bize bunu tavsiye eder. Bu Allah'a güvenin, itimadın, tevekkül ve teslimiyetin yansıma cümleleridir. Evet. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a, daha o zaman işte yeni çocukluktan gençlik yaşlarına geçiyor. Diyor ki ey evlat diyor. Ey yavrum, ey evladım diyor. Sana bazı şeyler öğreteceğim diyor. Bunları iyi belle diyor. Sana bazı şeyler öğreteceğim, bunları iyi öğren diyor. Sen Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet. Bak sen Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ın hak ve hukukunu koru ki Allah'ı yanında bulasın diyor. Allah'ın hak ve hukukunu koru ki Allah'ı yanında bulasın. Evet. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Şunu iyi bil ki senin bir şey talep etme noktasında bütün varlık alemi, bütün toplum, bütün varlık alemi bir araya gelse, sana fayda ve yarar dokunduracak bir şeyi temin etmeye kalkışsa, Allah'ın müsaade verdiği, Allah'ın izin verdiği miktardan öteye geçemez diyor. Yine bütün toplum, bütün varlık alemi sana bir zarar verme noktasında bir plana, bir teşebbüse girişse, evet. Allah'ın müsaade etmediği hiçbir zararı, hiçbir sıkıntıyı sana dokunduramazlar diyor. Bakın ne müthiş bir iman, tevekkül azmini yerleştiriyor. Ve daha Abdullah İbn Abbas daha çocukluktan gençliğe giriyor. Daha küçük, daha çocuk diyebileceğimiz bir yaşta. Ama evet. Peygamberimiz orada onu büyük bir muhatap gibi
ve aynı zamanda çok değerli bilgileri ona ne yapıyor? İfade ediyor. Adeta aynen Kur'an-ı Kerim'deki وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءَ. Aynen bu Peygamberimizin hadisini ifade ediyor ayet. Evet. Yani Allah sana bir zarar dokundursa onu senden kaldıracak yoktur. Evet. Allah sana bir güzellik, bir hayır, bir menfaat dokundursa, verse onu da engelleyecek yoktur diyor. Evet, yani bunu, bu azim ve tevekkülü, bu tevekkül ve teslimiyet hakikaten göstermek lazım. Rabbim inşallah tabi iman, tevekkül, teslimiyet ama tedbirle birlikte tevekkül ve teslimiyetimizi eylemeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Amin hocam. Allah razı olsun. Gayet müessir bir sohbet oldu. Tevekkül ve teslimiyet noktasında veya anlamamız gereken bütün noktalarda Kerim kitabımızda Rabbimiz bize lazım olan her şeyi telkin buyurmuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendi hayatında uygulayarak sünnet-i seniyyesinde bize göstermiş. İnsanlar tabii kendi anlayışına, kendi görüşüne veya kendi dünya görüşüne göre olayları değerlendirmeden bizim temel kaynaklarımızda bize bu konuyla ilgili ne emredilmiş, bize İslam'ı anlatan bizzat kendi ruh hocanıyla teslim olup tevekkülü bizzat kendi hayatında uygulayan Resul-i Ekrem nasıl yapmış, onu örnek edinirsek zaten işimiz i̇nşallah, kolaylaşacak. Inşallah. Cenab-ı Hak razı olduğu bir ömür nasip eylesin. Amin inşallah. Teslimiyet ve tevekkül neticesinde de saadet-i daireyni bize amin, ve izleyicilerimize cümle ehli imana nasip eylesin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Evet saygıdeğer izleyiciler, bu akşam da iftar saati programımızın sonuna geldik. Afyonkarahisar için iftar vakti. Cenab-ı Hak tutulan oruçları, yapılan cümle ibadetleri makbul eyleye.